Herkese selamlar. Bu videomda sizlere özellikle epoksi ile uğraşan bayanların merak ettiği anne sütü kolyenin yapım aşamalarını göstereceğim. Görmüş olduğunuz bu anne sütünü bana Nuray Hanım gönderdi. Size aşamalarıyla birlikte nasıl bir kolyeye dönüşeceğini göstereceğim. Anne sütü hazırlanırken normalde içerisine bu ilaç konuluyor. Bunu bir arkadaş yurt dışından getirtmişti. Ben de ondan aldım. Fakat uzun süre olduğu için üzerindeki etiketi çıkmış ve ismini hatırlayamıyorum şu anda. Ben bu işe ilk başladığımda sirke ile yapmıştım. Şimdi de size o yöntemi göstereceğim. Kullanacağınız süt ne kadar çoksa o kadar iyi olur. Çünkü ateşle birlikte sütün içerisindeki su buharlaşacak ve elinizde çok az süt kalacaktır. Anne sütü yaparken kullandığım malzemelerin hepsi sadece bu işi yaparken kullandığım malzemelerdir. Özellikle sütü koyduğunuz tavanın daha önce hiç kullanılmamış olması gerekiyor. Tavanın içerisine sütü koyduktan sonra içerisine 5-6 damla sirke damlatıyorum. Bu sütü orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Tavaya koyduğum süt yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Sütü çok fazla yakmadan kaşığa tutunduğu zaman altını kapatabilirsiniz.
Sertleşmiş olan sütü tavanın sıcağında ezerek dağıtıyorum. Birkaç gün bir kağıt havlu arasında yağının çıkmasını ve iyice taşlaşmasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi anne sütü iyice taş haline geldi. Şimdi artık bunu toz haline getirme zamanı. Büyük parçalardan ayırmak için minik bir süzekten geçiriyorum. İnce bir toz haline gelen anne sütü yapacağım kolye içerisinde kullanmaya hazır. Kolyenin ilk aşaması için her zaman olduğu gibi epoksimi hazırlıyorum. Ben arka arkaya birkaç çalışma yaptığım için her zaman fazla epoksi hazırlıyorum.
Reçine ve sertleştiriciyi ilk döktüğünüz zaman birbirine karışana kadar bu şekilde kılcal görüntüler oluşması normal. Epoksinin hazır olduğu bulanıklığı gittiği zaman ve bu kılcal görüntüler kaybolduğu zaman anlaşılır. Yaklaşık 5 dakika karıştırılması yeterlidir. Hazırlamış olduğum epoksiyi dinlendikten sonra artık kalıba dökebilirim. Bu çalışmada sizlere anne sütünün yanı sıra asetat baskı kolyelere nasıl yerleştirilir onu da göstermiş olacağım. Elimde bebek ayak fotoğrafları ve ultrason fotoğrafının asetat baskı çıktıları var. Bunları kalıba göre kesiyorum. Asetat baskıları kalıba yerleştirmeden önce yüzeyinde hava kabarcığı oluşmaması için hazırlamış olduğum epoksinin içerisine bir cımbız yardımıyla batırıyorum.
Asetatları yerleştirdikten sonra 24 saat donmaya bırakıyorum. İkinci katın dökümü için epoksimi hazırlıyorum. Hazırladığım epoksi dinlendikten sonra başka bir bardağa biraz ayırıyorum. Normalde anne sütü kolyelerinin özelliği sütten dolayı sarı olmasıdır. Fakat bazı kişiler çok sarı olmasını istemediği için içerisine çok az miktarda beyaz boya karıştırıyorum. Tabii ki bu işlemi bana kolyeleri yaptıran kişilerin yönlendirmesi doğrultusunda yapıyorum. Sayfamda hiç beyaz boya kullanmadan yaptığım kolyeler de var, onları da inceleyebilirsiniz. Hazırlamış olduğum toz halindeki anne sütünü epoksinin içerisine yeterli miktarda karıştırıyorum. Daha sonra içerisine parlak durması için sedef tozu ekliyorum.
Üzerindeki hava kabarcıklarını bir çakmakla yok ediyorum. Yine 24 saat donmaya bırakıyorum. 24 saatin ardından kalıptan çıkartıyorum. Şimdi sıra kolyenin aparatlarını hazırlamaya geldi. Sırasıyla bunları yapıyorum.
Anne sütü kolyelerin yapım aşamaları sırasıyla böyleydi. Sorularınız olursa bana yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarım. Özellikle bayanların çok merak ettiği anne sütü kolye yapımını sizlere ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.